Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişi, kültürü, siyasi sistemi, ekonomisini ve dış politikasını ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi oldukça çeşitlidir. Kolonileşme döneminden Orta Savaş'a, İç Savaşlar'da 20. Yüzyıl Dünya Savaşları'na kadar birçok olay yaşandı. Bugün ABD, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak kabul edilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kültürü de çok çeşitlidir. Müzik, sinema, yemekler ve spor gibi birçok alanda dünya çapında ünlü isimler ve markalar ortaya çıkmıştır. ABD, kültür aktarımı açısından da önde gelen ülkelerden biridir. Siyasi sistem federal bir cumhuriyet olarak adlandırılıyor. Başkanlık sistemi ile yönetilir ve yasama, yürütme ve yargı organları bağımsızdır. Her eyaletin kendi yasama organı vardır ve federal düzeyde yasama organı Kongredir. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir sanayi, tarım, teknoloji ve finans gibi birçok alanda önde gelen gelen verilere sahiptir. ABD ekonomisi, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Dış politika, dünya çapında birçok ülkede askeri varlıklara ve kısıtlama açıklamalarına sahiptir. Soğuk savaş döneminde muhafaza birliği ile yarışmıştır ve günümüzde de Çin gibi diğer büyük güçlerle rekabet halindedir. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi, kültürü, siyasi sistemi, ekonomisi ve dış politikası oldukça çeşitlidir. Bu kısa video ele alınan konular sadece bir özet niteliğindedir. Ancak umarım abdin temel özellikleri hakkında bir fikir sahibi olmuştur. Teşekkürler. Kanada, kuzeydeki büyük kıta olan Kuzey Amerika'da yer alan bir ülkedir. İlk yerleşimcilerin Avrupa kaşifleri olduğu yediler. Daha sonra Fransa ve İngiltere arasında yaşanan birçok savaş ve sonunda 1867'de Kanada'nın modern şekli ortaya çıktı. Kanada'nın kültürü oldukça çeşitlidir. Kanada, dünyanın en çok kültürel çeşitliliğe sahip ülkelerden biridir. İngilizce ve Fransızca resmi dillerdir. Ancak Mandarin ve diğer de yaygın olarak konuşulmaktadır. Kanada'nın topraklarında müzik, tiyatro, dans, spor ve gastronomi gibi birçok alanda çeşitli etkiler bulunmaktadır. Kanada federal bir parlamentoya sahip bir anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Hükümet, Kraliçe II. Elizabeth'in temsilcisi olan Genel Vali tarafından yönetilmektedir. Kanada, 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Eyaletler kendi yerel hükümetleri ile yönetilirken, federal hükümet tüm ülkeyi yönetmektedir. Kanada, dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir. Ülkenin ekonomisi çeşitli sektörlere göre ancak özellikle doğal kaynaklar, imalat, hizmet ve tarım sektörleri büyük önem taşıyor. Kanada'nın en büyük ticaret merkezi Abdir. Ancak ülke aynı zamanda dünya çapında birçok ülke ile ticaret yapmaktadır. Kanada, dünya ortalaması barışçıl bir ülke olarak tanınmaktadır. Ülkenin dış politikası, diğer ülkelerle işbirliği, barış ve adalet üzerine kuruludur. Kanada, Birleşmiş Milletler ve NATO üyesidir. Ayrıca, çevre sorunlarına ölümle de tanınmaktadır. Kanada'nın tarihi, kültürü, siyasi sistemi, ekonomisi ve dış politikası hakkında kısa bir özet sundum. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Meksika, Kuzey Amerika'da bulunan bir ülkedir ve tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Meksika'nın ilk yerleşimcileri, 1400'lü yıllarda Maya ve Aztek uygarlıklarıydı. Bu uygarlıkların zengin tarihi ve kültürü günümüz Meksika'sının da önemli bir parçasıdır. Meksika, 1821 yılında İspanyol sömürge yönetiminden bağımsızlığını ilan etti ve o zamandan beri cumhuriyet sistemiyle yönetiliyor. Meksika'nın siyasi sistemi federal cumhuriyet yönetimine dayanmaktadır. Ülke 31 eyalet ve federal bölgeden oluşur. Devlet başkanı federal hükümetin başında yer alır ve 5 yıllık bir dönem için seçilir. Meksika'nın ekonomisi Gelişmekte olan bir ekonomidir ve özellikle petrol ve tarım sektörleri önemlidir. Ayrıca Meksika dünya çapında ihracat yapan önemli bir ülkedir. Otomobil, elektronik, ilaç ve gıda sektörleri de ekonominin önemli bir parçasıdır. Meksika'nın dış ilişkileri önemli bir konudur ve ülke özellikle ABD ile yakın ilişkilere sahiptir. Ayrıca Meksika NAFTA gibi ticari anlaşmalara da dahil olmuştur. Bu anlaşmalar Meksika'nın ticari potansiyelini artırmıştır. Son olarak, Meksika'nın kültürü de oldukça zengindir ve dünya çapında tanınmıştır. Meksika'nın yemekleri, müzikleri, dansları, festivalleri ve sanatları gibi birçok kültürel üyesi var. Özellikle Bede Marto Sürüler ve geleneksel festivaller Meksika'nın kültüründe önemli bir yer tutar. Bu da Meksika'nın tarihinden, kültüründen, siyasi sisteminden, ekonomisinden ve dış ilişkilerinden kısaca bahsettiğim konuşmamın sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir bilgilendirme oldu. Teşekkür ederim.